Herkese merhaba, Pınar ben, Pinütça'nın kitapları bloğundan. Yıl sonuna yaklaşmaya başladık yavaş yavaş. O yüzden ben de bu videomda size 2016 yılı bitmeden okumayı hedeflediğim kitaplardan ve bunların nedenlerinden bahsetmek istedim. Zira çok enteresan nedeni var her birinin. Bahsedeceğim ilk kitap Paolo Bacigalupi'nin 2012 yılında Versus kitaptan çıkan, sonra baskısı tükenen, sanırım bu ay içerisinde de Aylak Adam yayınlarından çıkan Kurma Kız isimli kitabı. Ben bu kitabı Hugo Nebula Locus ödüllerini 2010 yılında bir anda topladığı için, kitap Ocak'ta mı Şubat'ta mı ne çıkmıştı? Nisan ayında, 2012'nin Nisan'ında anneme aldırmıştım İzmir Kitap Fuarı'ndan. Hemen okuyacaktım. 4,5 yıl olmuş. Ne zaman ki baskısının bitip tekrardan çıktığını gördüm, dedim ki şimdi millet okuyup yorumlamaya başlayacak. Sen Türkiye'de bu kitap çıktığında alan ilk insanlardansın ve hala okumadın deyip kendime çok kızdım. Spoiler yemek istemiyorum Instagram'da, BookTube'da, şurada, burada. O yüzden bunu üst sıralara aldım ki benim eskiden yaptığım okuma şenliklerini bilenler hatırlar. Bu benim hep listeye alıp alıp okumadığım bir kitap. Kapağını da çok çok beğenerek almıştım. Yeni kapağı beğenmedim Aylak Adam yayınlarınınkini ama belki konusunu daha iyi yansıtıyordur. Hiçbir fikrim yok. Bununkinde arkada böyle gökdelenler, önde de filin üstünde insan, yük taşıyan bir fil ve etrafında insanlar var. Bunu Aralık ayı içerisinde artık okuyacağım. Başka yolu yok. Bir diğer kitap, bu yıl içerisinde çektiğim gözümü korkutan kitaplar videosunda bahsettiğim Dövüş Kulübü, Chuck Palahniuk'un. Ben ne Dövüş Kulübü'nü okudum, ne filmini izledim, ne de Chuck Palahniuk'tan bir kitap okudum. Evet, çok şaşırdığınızı biliyorum ama baktım ki 2016'yı da bunların hiçbirini yapmadan tamamlama yolundayım. O yüzden bu kitabı hemen yukarı aldım, Okunacaklar Dağı'nda. En üst sıralara aldım. Dövüş Kulübü'nü okuyacağım yıl bitmeden. Belki filmini de izlerim. Bir diğer kitap Patrick Ness'in Deli Dolu yayınlarından çıkan. Daha önce de galiba Tudem yayınlarından mı çıkmıştı olabilir. Tam emin değilim. Canavarın Çağrısı isimli kitabı. Bu filminin görseliyle bunun kapağı yapıldı. Elimde bir baskısı daha var, eski baskısı. Bunlardan birini hediye edeceğim zaten. Kasım ayında okuduğum kitap sayısını doğru bilenlerden birini. Bunu okuyacağım yine yıl bitmeden. Bir diğer kitap yine benim çıktığı zamanlarda aldığım. Sonradan baskısı tükenip şimdi yeni baskı, yeni yayın evi, yeni kapakla çıkan Jeffrey Eugenides'in Bakir İntiharlar isimli kitabı. Ben seneler önce bunun filmini izlemiştim ve çok beğenmiştim. Kitaptan adaptasyon olduğunu bilmiyordum o sırada. Ama filmi izlememin üzerinden konusunu unutacak kadar çok uzun zaman geçti. Aynı Kurma Kız'la benzer sebeple işte bunu da yine yıl bitmeden okumak istiyorum mutlaka. Bir tane Hüseyin Rahmi Gürpınar kitabı okumam gerekiyor. Çünkü sanırım yılın ilk yarısında İzmir'e yaptığım seyahatlerden birinde annemlerin evine yakın, çok çok yakın bir sahafta Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın bu Pınar Yayın Evi zannedersem ben çıkmış böyle çok çok hoş kapaklı kitaplarını bulmuştum. Böyle 3 liraya 5 liraya bir sürü kitap aldım Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan. Hiçbirini okumadım hala. En azından birini okuyup o aldığım kitaplardan birini okudum demek istiyorum. Kaynanam Nasıl Kudurdu'yu seçtim. İsmi de çok komik. Umarım kendi komiktir. Ve yine yıl bitmeden neydi bu seri? Aşk Tüm Zamanların İçinden Geçer serisinin ikinci ve üçüncü kitabını da okumak istiyorum ki 2016 okuma hedeflerimden birisi olan bu yıl içerisinde bir seriyi bitirmiş olma hedefime de ulaşayım. Ayrıca bu kitapları birine sözüm var. Ona da yılbaşı hediyesi yapmak istiyorum. Kim olduğunu biliyor mu? Şimdi bu videoyu izliyor mu? Bilmiyorum ama hedef en azından yılbaşını herhalde yılbaşı hediyesi yapacak kadar hızlı yetiştiremem. Oldukça uzun ama çok hızlı okunan kitaplar.
Biraz geçer belki yılbaşına ama hediye edebilirim. Yine bir 3 senedir falan rafta bekleyen kitaplardan da bunları bitireceğim. Sonra da 2016 okuma hedeflerimden birini tutturdum diyeceğim. Benim seneyi bitirmeden okumak istediğim kitaplar bunlar. Sizin hedefleriniz ne durumda? Zaten sene sonuna doğru 2016'nın başında koyduğum hedeflerin neresinde durduğuma ilişkin ayrı bir video çekeceğim ama öncesinde sene bitmeden okumayı hedeflediklerimi paylaşayım istedim. Siz de lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. 2016 bitmeden kesinlikle okurum dediğiniz, okumayı hedeflediğiniz, niyetlendiğiniz kitaplar var mı? Bunlar arasında okuduklarınız varsa yorum da bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese selamlar, sevgiler.